Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve kefa. Vessalatu vesselamu ala ibadihillezine istafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجذاد الكريم صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث رب زدني علما وفهما وألهقني بالصالحين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اِنَّ اللّٰهَ طَيِّبْ لَا يَقْبَلُ اِلَّا طَيِّبًا وَاَنَّ اللّٰهَ اَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا اَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالْ يَا اَيُّهَا الرُّسُلْ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ وَاَعْمَلُوا صَالِحًا اِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ صدق رسول الله او كما قال عليه الصلاة والسلام. Cenab-ı Hak Celle ve Ala cümlemizi sırat-ı müstakim olarak ifade buyurduğu İslam ve Kur'an yolunda daim eylesin. Cenab-ı Hak bütün davranışlarımızı rızasına uygun eylesin. Bütün ibadetlerimizi yüce katında makbul eylesin. Bu mübarek cuma günü hürmetine Yüce Mevla ahirete intikal eden bil cümle geçmişlerimize rahmet eylesin. Neslimizi, yavrularımızı, çocuklarımızı İslam ve Kur'an yolunda daim ve kaim eylesin. Bizlere de Müslümanca bir yaşam lütfederek bu dünyadan ayrılırken en son sözümüz buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh diyerek huzuruna intikal etmeyi cümlemize nasip eylesin. Aziz kardeşlerim, değerli müminler, çalışmak, helalinden kazanmak, kazandığımız varlıklarımızı yine Allah'ın helal olarak ifade buyurduğu düzgün yerlere harcama konusunda ibadet ve ahlak ilişkilerini konu alan bir konuşma yapmayı, sohbetimi böyle tanzim etmeyi düşünüyorum. Cenab-ı Hak rızasına uygun şeyleri konuşmayı nasip eylesin. Dersime konu olarak seçtiğim ayeti kerimede Cenab-ı Hak şöyle buyuruyorlar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühennas, ey insanlar, külü mimma fil arzı halalen tayyiba, helal ve temiz olarak yeryüzünde bulunan şeylerden yiyin, helal ve temiz olanlarından. Ve la tettebi'u hutuvati şeytan, şeytanın arkasına takılmayın. Şeytanın peşine, onun yoluna uymayın. Zira innehu lekum aduvvun mübin. Zira o şeytan sizin için apaçık bir düşmandır. İnnemâ ye'murukum bis-sû'i vel-fahşâ. O size kötülüğü ve çirkin şeylere emreder.
ve en tekulu alallahi ma la ta'lemun. Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri konuşmayı size telkin eder. Değerli kardeşlerim, bu ayeti kerimede Cenab-ı Hak Celle ve Ala bize yeryüzünde helal olan, temiz olan şeylerden rızkımızı temin etmemizi ve insanlığın ezeli düşmanı olan şeytanın peşine takılmamamızı, şeytanın insanoğlunun ezeli ve ebedi açık bir düşmanı olduğunu ifade buyuruyor. Hakikaten insanın, Ademoğlunun iki tane düşmanı var, çok açık. Birisi dahili düşman nefis, diğeri de harici düşman şeytan. Bu ayeti kerime bir bakıma buna da dikkatimizi çekiyor. Yine Bakara suresinde başka bir ayeti kerimede Cenab-ı Hak Celle ve Ala Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, külü min tayyibati ma razaknakum, size rızık olarak verdiğimiz şeylerin temiz, tayyip olanlarından yiyin. Veşkuru lillahi, ve Allah'a şükredin. Size hayat veren, size bu rızıkları lütfeden Allah'a şükredin. İn kuntum iyyahu ta'budun, eğer Allah'a ibadet ediyor, ona kulluk ediyorsanız. Zira innema harrama aleykumul meytete veddeme ve lahmel hınziri. Cenab-ı Hak Celle ve Ala size İslami usullere göre kesilmemiş, kendiliğinden ölen meyteyi ve deme, kanı ve lahmel hınziri, bağışlayın, domuz etini ve ma uhille bihi li gayrillahi, Allah'tan başkası adına boğazlanan, kesilen hayvanları haram kılmıştır. Ama فَمَنِ اِذْدُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ, kim darda kalırsa, hakikaten zorda kalırsa, gerçekten ihtiyaç duyarsa, غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ, haddi aşmadan, başkasına da zarar vermeden, ölmeyecek kadar, hayatını sürdürecek kadar bunlardan yiyebilir. Zira اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ, Allah çok bağışlayandır, Rahim'in kullarına karşı çok merhametlidir. Bu size takdim etmeye çalıştığım Bakara suresinin bu iki ayeti celilesinde Cenab-ı Hak rızkımızı temin ederken helal ve temiz olanlara yönelmemizi, helal ve temiz yoldan rızkımızı temin etmemizi bize emir buyurmaktadır. Konuyla ilgili Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz de şöyle buyuruyorlar. Hazreti Ebu Hureyre naklediyor. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam buyuruyorlar ki İnnallaha tayyib, Allah temizdir, la yakbelu illa tayyiben, ancak temiz olan şeyi kabul eder. فَاَنَّ اللّٰهَ اَمَرَ الْمُؤْمِن۪ينَ بِمَا اَمَرَ بِهِ الْمُرْسَل۪ينَ, Allah peygamberlerine emrettiği şeyi müminlere de emretmiştir. Peygamberlere nelere emretmiştir? Şöyle buyurmuştur. فَقَالَ يَا اَيُّهَا الرُّسُلُ, ey peygamberler, كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ, temiz olan şeylerden yiyin, وَاَعْمَلُوا صَالِحًا, ve salih amel işleyin. İnni bima ta'melune alim, zira ben sizin yaptıklarınızı bilirim. Muhterem kardeşlerim, konuyla ilgili başka ayeti kerime, hadisi şerifler de var. Ben onları da tespit ettim. Ama zannederim helal konusuna, tayyip konusuna bu ifade etmeye çalıştığım ayeti kerime ve hadis-i şerifler
dikkatimizi çekme noktasında yeterlidir. Yine Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Efendimiz bir hadisi şeriflerinde şöyle buyuruyorlar. Erba'un İza kunne fike fela aleyke ma fateke mined dünya. Dört şey var ki, dört vasıf, dört haslet, dört özellik, dört meziyet var ki eğer bunları elde edebilirsen ma fateke mined dünya, dünyadan geçirdiğin, kaybettiğin şeyler sana zarar vermez. Peki bunlar ne? Kısaca arz edelim. Bunlardan birisi hifzu emanetin, emaneti muhafaza etmek, emaneti korumak. Bu başlı başına bir konu. Ve sıdku hadisin, doğru konuşmak, yalan konuşmamak. Ve hüsnü halikatin, bir de güzel ahlak sahibi olmak. Ve iffetun fi tu'metin, bir de yiyeceklerinde harama, helale dikkat etmek. Değerli kardeşlerim, şimdi aslında bu hadis-i şerifte ifade edilen emaneti korumak, doğru sözlü olmak, güzel ahlak sahibi olmak, yiyeceklerimizde haramdan sakınmak konusu hakikaten çok önemli. Hele bunların içerisinde birisine dikkatinizi çekmek istiyorum. Güzel ahlak sahibi olmak. Bizim ibadetlerimizle ahlak arasında çok sıkı bir ilişki vardır. Aslında bizim namazımızın, orucumuzun, hulasa bütün salih amellerimizin amacı bizi iyi insan yapmaktır. Bizi ahlak sahibi yapmaktır. Bizi kemale erdirmektir. Zira Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz'i Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'inde ahlakının güzelliğiyle bize tanıtıyor. Ve inneke le'ala hulukin azim. Ya Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem, sen üstün, yüce bir ahlak üzerindesin buyuruyor. Hazreti Peygamber de buyuruyorlar ki, benim peygamber olarak gönderilişimin ana amacı güzel ahlakı ikmal etmektir. Dolayısıyla aslında ibadetlerimizin de, haccımızın da, namazımızın da, zekatımızın da, verdiğimiz sadakalarımızın da haddi zatında amaçları, ana amacı bizi kemale erdirmek, bizi üstün ahlak sahibi yapmaktır. Peygamberimiz bu konuyla ilgili bir iki hadis-i şerifi mealen arz etmek isterim. Buyuruyorlar ki, ben haklı olduğu halde bile insanlarla tartışmayı bırakan kimse için cennetin avlusunda şaka da olsa, şakadan da olsa, yalan söylemeyi terk eden kimse için cennetin ortasında, ama ahlakını güzel yapmak için çalışan güzel ahlak sahibi insan için de cennetin en yüksek noktasında bir köşk verileceğine kefilim. Ahlakı düzgün olan güzel ahlak sahibi kişiler için Efendimiz buyuruyorlar ki aleyhissalatu vesselam, cennetin en yüksek noktasında bir köşk verileceğine ben kefilim. Muaz bin Cebel, Hazreti Peygamber'in rahle-i tedrisinde yetişmiş seçkin sahabilerinden Hazreti Muaz bin Cebel diyor ki, Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz beni Yemen vilayetine yönetici olarak atadığı zaman tam yola çıkarken ayağımı atımın üzengisine koyduğum zaman Hazreti Peygamber'in bana en son tavsiyesi şu olmuştur. Ya Muaz, insanlara karşı ahlakını güzelleştir. Aslında her şeyin kaynağı güzel ahlaktır.
İnsanları değerlendirirken değerli dostlar, muhterem cemaat-i müslümin, bizim kullandığımız bir takım değer yargıları var. Falan iyi, falan kötü. Şu iyi, bu iyi değil gibi ölçerken insanları, hakikaten toplumda insanların kullandığı değer yargıları var. Mesela diyelim ki zenginse itibar görüyor, mesela farz-ı muhal, fakirse itibar görmüyor, böyle bir ölçü var. Rengine göre, zaman zaman sosyal statüsüne göre insanları ölçüyorlar. Ama bir de Allah'ın ölçüleri var. Bir de Hazreti Muhammed Aleyhissalatu Vesselam Efendimizin, Peygamberimizin ölçüleri var. Peygamber Efendimiz insanları ölçerken bakın ne buyuruyorlar. Sizin Allah'ın katında, Allah'ın nezdinde en hayırlınız, en değerliniz, ahlakı en güzel olanınızdır. Peygamberi ölçü bu. Allah katında sizin en değerliniz, ahlakı en güzel olanınızdır. Biz güzel ahlaktan neyi kastediyoruz? Biz Kur'an'ı ahlakı kastediyoruz. Hazreti Muhammed Aleyhissalatu Vesselam Efendimizin bize öğrettiği ahlak ilkelerini, yani İslam'ın yaşanmasını kastediyoruz. Yine Efendimiz buyuruyorlar ki su buzu erittiği gibi güzel ahlak da insanın bütün günahlarını eritir. Yine Efendimiz bir başka hadislerinde buyuruyorlar ki imanca müminlerin en olgunu, ahlakı en güzel olanıdır. Ekmelül müminine imanen ahsenuhum huluka. Böyle devam ediyor. Bunun için değerli kardeşlerim, Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam buyuruyorlar ki dört haslet kimde bulunursa aslında dünyada her şeyi kazanmış gibidir. Birisi emanete riayet etmek, emin olmak, güvenilir olmak. İkincisi doğru sözlü olmak. Değerli kardeşler, yalancılık münafıkın alametidir. Mümin emin insandır, güvenilir insandır. Mekkeliler Hazreti Peygamber'e inanmadıkları halde ona Muhammedül Emin diyorlardı. Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam bir başka hadisi şeriflerinde buyuruyorlar ki bakın dört şey kimde bulunursa o insan bunları terk edinceye kadar münafık alameti taşıyor demektir. Onlardan birisi konuştuğu zaman yalan söylüyorsa. İşte güzel ahlak sahibi olmak, bir de asıl konumuzla ilgili yiyeceklerine dikkat etmek. Rızkını temin ederken harama bulaşmamak. Haram da belli, helal da belli. Aslında insanların çoğu bunu bilir. Ama haram ve helal arasında bir takım şüpheli şeyler var. Acaba haram mı, helal mi? Önemli olan bu şüpheli şeylerden de uzak durmak. Hazreti Peygamber buyuruyorlar ki kim bu şüpheli şeylerden de uzak durursa hem dinini hem de onurunu, izzetini, iffetini korumuş olur. Ama kim de bu şüpheli şeyleri işlerse, hani etrafı çitle çevrilmiş koru yerdeki sürülerini otlatan bir çoban gibidir. O sürüler her zaman oraya gidebilir. Sonra Efendimiz çok temel bir ölçü ortaya koyuyor. Buyuruyorlar ki dikkat edin, ele yeryüzünde her hükümdarın, her melikin, hatta diyebiliriz bugün her vilayetin, her köyün bir sınırı var. Allah'ın sınırları da haramlarıdır. Ve buyuruyor ki Cenab-ı Peygamber Aleyhissalatu Vesselam, Ela ve inne himallahi maharimuhu. Allah'ın sınırları haramlarıdır. Ve dikkat edin, İnsan bedeninde bir et parçası vardır. Ela ve inne fil cesedi mudgaten. İnsan bedeninde bir et parçası vardır. Eğer bu temiz olursa bütün vücut temiz olur. Eğer bu
kirlenirse, hastalıklı olursa bütün beden hastalıklı olur. Dikkat edin, bu da kalptir. Şimdi muhterem cemaat-i müslimin, bu hadis-i şerifi kısaca tahlil etmeye çalışırsak, Hazreti Peygamber davranışlarımızı üç grupta bize sunuyor. Birisi helal davranışlar, yemek, içmek, konuşmak gibi meşru olan davranışlar. İkincisi haram olan davranışlar, Allah cümlemizi korusun, içki içmek, zina etmek, mesela yalan söylemek, iftira etmek gibi. Bir de şüpheli davranışlar var. Peygamberimiz burada bu şüpheli davranışlardan da uzak kalmamızı tavsiye ediyor. Sonra Peygamberimiz kalbin sağlığından bahsediyor. Muhterem cemaat-i müslimin, kalbimizin sağlığını korumak her şeyden önce bünyemizi helal rızıkla beslemekle olur. Yine kalbin hastalığı, bir başka hadislerinde Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki, insan bir günah işlediği zaman onun kalbinde siyah bir nokta oluşur. Eğer hemen tevbe ederse bu siyah nokta siliniverir. Ama öyle değil. Günah işlemeye devam ederse o siyah nokta onun kalbinde büyümeye devam eder. Netice itibariyle kalbini tamamen kaplar. Kalbin temizliği, kalp hastalığının temizliği de Peygamber aleyhissalatu vesselamın hadislerinde ve ayeti kerimelerinde Allah'ı anmak, Allah'ı zikretmekle olur. Muhterem cemaat-i müslimin, bakın, çalışmak ama Allah'ın koyduğu kurallar içerisinde çalışmak ibadettir. Bizim inancımız tembelliği reddetmiştir. Cehaleti yermiştir. Aslında Müslüman tembel olamaz. Hani iki günü birbirine müsavi olan yanılgıdadır diyor Efendimiz aleyhissalatu vesselam. Kişinin çalışması ibadettir. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz bir gün arkadaşlarıyla beraber sohbet ederken genç, delikanlı birisi, sağlığı yerinde, bakar ki mescidin avlusunda veya işte sokakta elini açmış insanlardan bir şeyler talep ediyor. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam çağırır bu delikanlıyı. Ne yapıyorsun? Ya Resulallah, muhtacım, ihtiyacım var, yardım istiyorum. Peki senin evinde neyin var? Ya Resulallah, hiçbir şey yok. Sadece bağışlayın, pamuktan yapılmış bir şilte, bir de işte topraktan yapılmış veya ağaçtan yapılmış bir kap var. Yiyecek bir şey bulunca onun içerisine yeriz. O şilteyi de eşimle beraber yarısını altımıza, diğer yarısını da üzerimize alarak yatarız.